Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Evet, Astroni'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bir önceki bölümlere yazdığınız yorumları dikkate alaraktan görevlerle ilerle abi dediniz. Onu belki o şekilde yapacağız. Onun dışında da artık reçine, bileşik falan filan bulmana gerek yok. Şu zamazingolarla, eritme fırınlarıyla, şu alet ile, toprak santrifüjü ile istediğimiz ürünü yapabiliriz. Çok çetrefilliler dışındakileri. Evet, şimdi bir hemen görevlerimize bakalım. Sıradaki görevimiz neymiş? Hareket ettirme ve taşıma. Traktör yazdır. Sonrakiler kendini kolla. Otomatik kol yazdır. Otomatik kol ile bir kaynak depola. İlginç ilginç şeyler. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hemen yapacağız. Yorumlarınızı bekliyorum. Oyuna ne kadar çok destek gelirse, ne kadar çok beğeni, yorum gelirse o kadar çok seri bir şekilde devam edeceğim. Yoksa ikinci bir seri şeklinde aralıklarla atmaya devam ederim diye düşünüyorum. Şimdi bizim şu yazıcılardan araçlarla alakalı olan yerimiz neresiydi? Rover. Aynen, traktör. Bir tane traktör yazdırmamızı istiyor. Önce traktörün bir kilidini açıyoruz. Alüminyumla yazdıracağız. Alüminyumumuz var mıydı bizim? İki tane alüminyum. Camımız var. Bu seramiktir. Alüminyum. Orada alüminyumlarımız da bitiyor. Tekrardan bir şekilde bulup arttırmamız lazım. Hangi yazıcıydı o? Şu. Bu üç kollu. Sen yazdırıyorsun. Rover koltuğu istemiyoruz. Traktör istiyoruz. Bir tane traktör yazdır bakalım. Güzel. Küçük yazıcı ne kadar yavaş olabilir ki? Bir tane traktörümüz olacak bizim. Minnak bir şey. Bununla ilgili vereceği ödüle de artık bakacağız. Şuraya bir koyalım. Yer değiştirme paketi, yeni görev. Bu görev gününe aynen uzaktan da bakabiliyorduk. Ödüllerimizi almamız lazım. Araç yenileme diye bir sonraki görevimiz var. Araç yenileme otomatik buradan. Kaldırdık galiba bu görevi. Tamam, görevi kaldırmış olabiliriz. Olabilir arada sırada. Zaten ondan veri gelecek şey şu toprak santrifüjü falandı galiba ya. Onu çok fazla ihtiyacımız yok. Otomatik kol yazdır. Bundan sonraki görevimiz oymuş. Zaten şuraya görevlerimizi almak için gideceğiz mecburen, değil mi? Ya da o bulunduğumuz her yere atıyor muydu? Bu traktörün arkasına gelecek şekilde olması lazım, değil mi? Bağlantısı var. Şimdi buna tabii ki kullanamıyoruz. Bunun üzerine bir enerji sağlayacak bir şey lazım. Bunlar fenerimiz. Şu küçük pil. İş görür mü acaba? Da bu da yettiği kadar şey olur. Sakin canım benim, sakin. Alabilir miyim seni yerden? Buna enerjisini veriyor ama. Oo, canavar gibi vallahi, süper. Çok hızlı, çok seri. Bence bir yerden bir yere gitmek için mis gibi kullanılabilir. Tabii bunun enerjisi bitince ne oluyor? Ona bakmamız lazım. Şu an oksijenimiz de gitmiyor. Bu müthiş bence. Etrafı araştırmak için birebirdi ya. Süper. Bunu alamaz mıyız?
Taşıyamıyor muyuz? Allah taşır mısın? Yavaş gideceğim bak. Yavaş gideceğim. Yapma Brutus be. Olmazmış. Tamam, buraları kazdığımız yerler. Şöyle bir dolanalım gelelim. Bunun ikincisi de vardı ki. O bataryanın ikincisini de yanımıza alabilirdik bence. Sakin, sakin. Buralardan bir geçelim. Evet, bir base'imize girelim de tekrardan. Sen burada dur. Sen burada dur, sen de keşife çıkacağız. Ama sen şurada durman lazım ki buradan herhangi bir yere bağlanıp bize tekrar bir enerji sağlaman lazım. Güzel. Tamam. Onu da o şekilde halletmiş olduk. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyordu? Oğlum Hasan, sakin. Bak ya. Kendini kolla. Otomatik kol yazdır. Şunların da nereden yazdırılacağı söylenseydi kutudan çıkartma ustası. Böcek. Bir Exodynamics araştırma yardımı kilidini aç. Oho! Bir sıradan gidelim. Arkadaş, yazıcımız var. Küçük teneke, küçük mod, matkap, dinamit. Bunların bence nerede olduğunu söylemeleri gerekiyordu. Enerji sensörü, düğme tekrarlayıcı. Orta böcek kornası. Winch. Bir tane winch yap diyordu değil mi bu? 3750. Yok artık, dur. Katı yakıtlı itici, ride ray, geç. Dığınak, güneş. Üçüncüsüne geçmeyecek miyiz ya? Böcek. Ama böceği bize şeyde verecek. Ödül olarak verecek. Üretme şimdi. Eğlence küresi, sığınak. Büyük rover, demir yolu istasyonu. Ya şimdi şunun bizim şurada bulacağımız, yani yerini göstermiyor olması çok kötü. Otomatik kol yazdır. Ödül olarak bize bunları verecek ama işlerimizin bir kısmını geliştir diyor. Otomatik kaynakla da bir depola diyor. Otomatik kol ile. Şimdi bizim bunları böyle çatır çatır bulmamız lazım. Hadi bulalım. Evet, şu ikincinin, şu zamazingonun olduğu yerdeymiş. Otomatik kol, bir tane bakalım. Hadi hemen halledelim şunu. Lidini açtık. Otomatik kol yine küçük yazıcıyla yazdırılıyor. Gelelim şuraya. Otomat neymiş ya? Otomatik kol. Bir tane grafit lazımmış. Bizim grafitimiz var mı? İnşallah vardır. Şunlar cam. Şükür. Bir önceki sefer iyi toplamışım gerçekten. Gerçekten iyi toplamışız bir önceki bölümlerde. Gönder bakalım otomatik kolu. Otomatik kolla maden toparlayacağız. Asıl olacakmış. Kendi kendine base'de dolaşsa ya. Olmaz mı? Ha, kapsadığı alan şuymuş. Tamam, güzel. Şuraya koysak ne yapacaksın acaba? Bunu bir şeyin üstüne yerleştirmemiz gerekiyor da. Aç.
Bir tane yere toprak şeyi koyacağız. Onu alamayacak mısın sen? Giriş birimini otomatikman çıkış birimine koyar diyor. Peki, gel bakalım sen şuraya. Abicim bu işler çok çetrefilli. Orada şunu da alalım. Unutmayalım da. Tamam. Küçük öğeleri otomatik olarak çıkış birimine aktarır. Ters mi duruyor acaba? Bir şey söyleyeceğim, bu bunu bağlı değil ki zaten. Heh, şimdi bağlı. Bu ne işimize yarayacak? Ne için? Neden? Ya şurada çıkanı otomatik başka bir depoya aktarmak falan olabilir ya da daha sonra böyle konveyör hattıyla falan bir şeyler olacak mı bilmiyorum ki. Bakmak lazım. Bunu da hallettik, tamam. Ver bana ödüllerimi. Ödüllerimi istiyorum. Bu ne lan? Bu neymiş be? Aç bakalım. Büyük genişletilmiş platform. Yani ne işimize yarıyor? Oo, uzak mesafe olsa bile atıyor. İyiymiş. Tamam, kalsın böyle bakalım. Sıradaki görev. Kutudan çıkartma ustası. Bir egzodinamik araştırma yardımı kilidini aç. Araştırma yardımı. Egzodinamik araştırma yardımı ara ve kilidini aç. Evet, sanırım şu etrafta bulduğumuz ya da bulacağımız şeylerden bahsediyordu. Bir tane şundan alalım yanımıza. Sonra bir tane enerji hücresi alalım, ne olur ne olmaz. Bir tane az önce şuraya bırakmıştık galiba. Neredeydi o? Gücü depolasın diye bıraktığımız şu. Bir tane alalım. Hatta ondan bir tane daha vardı. Onu da alalım üzerimize. Seni de alalım. Neredeydi o ya? Kayıp mı ettik? Sanki buralarda bir yerde bir tane daha vardı ondan. Allah Allah. Neyse. Önemli değil. Çok problem değil. Şimdi şunu atlar gideriz. Başka ihtiyacımız olan bir şey yok herhalde ya. Onu açarız. İhtiyacımız olan şey var tabii ki. Ya bir şey deneyeceğim. Şununla çıkabiliyor muyduk? Biraz organik yapsak, toplasak. Egzo değil mi ya? Enkaz. Egzo değilmiş. Tamam, gel bakalım. Böyle verir mi? Bilmiyorum. Denemek lazım. Evet, etraftan şimdi egzo araştırma ünitesi bulmamız lazım. Hop, sakin. Aşağılara da uçmayalım. Şu
olabilir mi? Bu da enkaz. Devam o zaman, devam. Sanki ondan vardı ya, yer altında, yer altında bir yerlerde görmüştük de. Sonra açarız demiştik. Al sana sonra. Neler bulacağız acaba? Dinamit mi? Patlar mıyız? Orta güneş paneli. Bunu niye taşıyamıyorum? Sağır mısın? Sağırım de bana. Sağmıyor. Neyse tamam. Başka bir şey var mı? Allah. 32 verdi. Peki, teşekkür ettik kendisine. Yerleştirelim bakalım. Bunu da açalım. Sakin. İlerleyişimize devam edelim biz. Çok sakat yerlere de geldik bu arada. Burada yine dinamit minamit bir şeyler var. Evet. Egzo araştırma ünitesi şu an bulamıyoruz. Farklı madenlerde görüyorum. Kildi galiba. Sakin. Aa, şurada bir şey var. Oraya bir gidelim. Boş ver. Çok mühim değil. O da mühim değil. Arkadaş. Hadi ama. Aha, şeyi de bulduk. Karambolü. Bu enkaz. Lan. Reçine cenneti. Şurada bir tane var da enkaz mı o acaba ya? O da enkaz. Oğlum her yer enkaz ya. Şöyle biraz tepeden izleyelim. Ama geleceğim buraya dur. Bunu değil. Sonra. Şu aralardan mı gitsek? Buradan ben kendime enkaz yaparım valla. Sakin. Buraya. Şuradan biz yine bir şeyler tarayalım, alalım da. Organik almamız lazım. Hadi yola devam. Evet, güzel, etrafı araştırmamız iyi oldu. Tamam ama ovalar bölgesiymiş. Bizim base ne tarafta kaldı? Şöyle devam edelim bakalım. Egzo araştırması ünitesi için olmadı, bir şeye dalarız.
tünellere. Kazdığımız tünellere. Oraya gitmeye. Bir sürü araştırma var biliyorum, görüyorum ama maalesef pas geçmek zorundayım. Tamam, onları madende bulacağız mecbur. Artık madende. Evet, bizim yerleşke nerede? Allah bilir nerede. O tarafta gösteriyor. Biraz daha dolaşalım mı? Ne diyorsunuz? Hadi dolaşalım ya. Güzel, radar açıkta dolaşabiliyoruz. Sula daha doğrusu. Oo, bir enkazımız daha var. Bunların hepsini detaylıca araştıracağız. Ama şu an o taraftan gidemem, mümkün değil. Etrafta kilden başka bir şey yok zaten. Buradan mı gitseydik ya? Maceracı ruhu. Oradan gidelim diyor ama. Evet. Devam. Tam yol devam. Evet, burada. Burada biz enkaz oluruz, ben size söyleyeyim. Sağlam enkaz oluruz. Buradan gitmeyelim. Son bir güç bela ilerliyoruz. Dağların ardına geçmemiz lazım. Kazara da bir tane bulursak deniz otakı biz. Yokum ben. Buradan geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Vallahi biz ne kadar çok gelmişiz. Evet, sanırım şurada bir egzo takım bulduk. Şükürler olsun. Burada base'in hemen yanındaymış, şuralardaymış ya. Yani. Evet, şimdi şöyle bir tane atalım da rahat rahat çalışalım. Küçük şu zımbırtıyı koyalım. Küçük yazıcı ne ya? Biz yanlış şey mi aldık geldik? Küçük pilimizi koyacağız. Tamam mı? Seni şuraya bağlayalım. Seni şuraya bağlayalım. Sanırım ekstradan da enerji isteyeceksin sen şimdi. Verebiliyor muyuz buradan? Buradan veremiyoruz. Dinamit verelim. Olmaz mı? Buranın bu enerjisi bitti. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Ama orası da çalışmaz ki base'e bağlamadığımız için. Benim üzerimde bu şarj oluyor mu? Vallahi oluyor. Tamam, şimdi şuraya bir güç olayını sağlamamız gerekiyor. Peki tamam, şuradan bir şeyler basabiliyor muyuz? Teneke değil. Küçük jeneratör. Bileşik istiyorsun.
Enerji hücresini şöyle koy. Bileşik istiyor. Ya da şuradan varmış ya. Hadi topla. Lan oğlum bileşik toplayacağım. Alt tarafı ya. İnşallah bir tane de yetiyor duruyor. Hemen halledelim bakalım. Şöyle bir yere. Şöyle bir yere koyalım. Seni de şöyle at gitsin. Şükür be. Şükürler olsun. Bu neymiş? Araştırma örneği. Aldık. O araştırma örneğini de tarayacağız artık. Hadi gidelim. Gitti, kayboldu. Yok oldu. Bunu daha sonra taşıyamıyoruz bile ya. Neyse, bizim ev nerede? Gel şuraya. Evet, bunu da böyle hallettik. Güzel. Bulduğumuza sevindim. Sizleri toplamamız gerekiyor gençler. Mecburuz buna. Araştırma örneği, gel bakalım. Böyle yapsak da olur, öyle yapsak da olur diye düşünüyorum. Sanki. Şu üzerimdeki fazlalıkları bırakabilir miyim? Enerji hücresini geç. Çok işe yaradı aslında. Hızlı bir şekilde dolmasını sağladı. Dinamit. Uzaklara koy. Tamam, sıkıntı değil. Aslında küçük jeneratörü ben buradan aldım da niye orada işe yaramadı anlamadım. Evet, biraz daha enerji versin bize. Hızlıdan araştırsın. Biz bu arada bitirmiş olduk değil mi? Ödülümü istiyorum ben. Ödülümü ver bana. Uzaklardan haber de getir. Oğlum. Bu nedir lan? Böcek çıktı bize. Buna işte bir koltuk koymamız lazım. Tipe bak. Eminim hızlıdır. Sıradaki neymiş? Yer değiştirme paketi. Yer değiştirme paketinin kilidini aç. Paketleyicinin kilidini aç. Evet, bir sonraki bölümde de artık paketleyicinin kilidini açar ve görevlerden devam ederiz. Bence görevlerden devam etmek çok mantıklıymış, güzelmiş. Yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Kanala da abone olup desteklerseniz çok çok sevinirim. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.